Silah sanayinin küresel değeri geçen yıla göre %7,5'luk bir artışla 25 milyar dolara yükseldi. Teknolojinin de etkisiyle sektörde sıra dışı ürünler de ortaya çıkmış durumda. Güvenlik ve Emniyet Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Günümüzün en önemli konusu bilgi güvenliği aslında. Her ne kadar can ve mal güvenliği temelli olsak da bugün büyük şirketlerin, ülkelerin en büyük riski, tehlikesi siber güvenlik, siber saldırılar oldu. Kameralar, kontrol sistemleri, turnikeler, kapı görüntüleme sistemleri, yani güvenliği sağlayan her türlü elektronik cihaz, hatta siber saldırılara karşı yeni bilişim sistemleri, güvenlikle ilgili her şey bu fuarda. Güvenlik sağlama durumu bugün artık sistemle yönetmeye dönmeye başladı. Sistemsiz, elektronik sistem olmadan hiçbir güvenlik olmuyor maalesef. Onun için sektör çok hızlı büyüyor. Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri. Güvenlik ve emniyet sektörünün küresel değeri geçen seneye göre %7,5'luk bir artışla 25 milyar dolara yükseldi. CNR İstanbul Fuar Merkezi bu kez uluslararası güvenlik fuarı için kapılarını ziyaretçilere açtı. 19.sü düzenlenen fuara uluslararası alanda hizmet veren 281 firma katıldı. Fuarda en ilgi çeken ürünler arasında akıllı telefon ve tablet üzerinden evinizi uzaktan yönetmenizi sağlayan sistem var. Örneğin su basma algılandığında ana su vanasını kapatıp size mutfakta su basma algılandı ve şu anda su kesildi. Dolayısıyla sorun yok şeklinde mesaj atıp sizi bilgilendirebiliyor. Dolayısıyla hem sizin konforunuzu hem de uzaktan evinizin yanındaymış gibi içinizin rahat etmesini sağlıyor. Güvenlik sistemleri artık sadece kamerayla sınırlı değil, kameraların özellikleri de değişti. İnsan sayma, bu analizde bölgeye giriş ve çıkışları analiz edebiliyoruz. Alandaki yoğunluğu ölçebiliyoruz. Bir diğer ilginç ürün ise bombalı saldırılara karşı kullanılan bariyer. Bakınız, bu önce normal kalkış, normal iniş. Bombalı saldırıda askeri tesisleri ve kamu kurumları korumak için bu da bizim patentli yeni sistemimiz, acil kalkış. Bu şekilde tesisi koruma altına alıyoruz. Bir virgül koyalım, ilk saat dilimimizi tamamlıyorken birazdan saat 7 olduğunda yine buradayız, devam edeceğiz.